Nitelikli insanların yurt dışına göçtüğünü görüyoruz son zamanlarda. Bahsettiğiniz piknik olayı Almanya'da göç eden hekimlerin birleşip yapmış olduğu bir piknik etkinliği, ama oradaki kalabalık göze çarpıyor. Ve o sadece Almanya'nın belki bir kentindeki, bir mahallesindeki belki sayıdır. Bunu genele vurduğunuz zaman, Avrupa'ya özellikle olan göçü düşündüğünüz zaman sayı hiç azımsanacak kadar değil. Başka ülkeler de var bunun içinde. İngiltere'si var, ne bileyim Amerika'sı var. Farklı farklı ülkelere göç ediyorlar. Hükümetin bu konuda bir şey yapmadığını gördüğümüzden dolayı bana göre hükümet nitelikli iş istihdamı değil de ucuz iş gücü sağlamaya çalıştığından dolayı bu konuda pek bir adım attığını göremiyoruz biz hükümetin. Hani benim alanda şahit olduğum, gördüğüm kendi tecrübemden. Şimdi özellikle bizim pratisyen hekimlerimiz eskiden TUS dershanelerine kaydolurdu. Oraya yoğunluk verirlerdi. Şu anda TUS dershanelerine değil de yabancı dil kurslarına kaydoluyor hekimlerimiz. TUS'u aklından çıkartmış, Türkiye'de artık uzman olmak istemiyor. Türkiye'de bir kariyer planlamıyor. TUS'a vereceği, TUS dershanesine vereceği ücreti gidip bir yabancı dil kursuna verip, yabancı dilini öğrenip herhangi kendi istediği başka bir ülkeye göç etmenin derdinde. Yani sağlıkçıların yurt dışına göçmesindeki etkenleri sayacak olursak, özlük haklarını alamamaları, sağlıkta şiddet olaylarının çok artması, ekonomik haklarını, taleplerinin yerine getirilmemesi, çalıştıkları kurumda liyakatın esas alınmaması, bu kendi iş kollarında, kendi ünvanlarında hizmet veren sağlık emekçilerinin bir kariyer planlarının gerçekleştirilememesi, sorunun çözümü bu sağlıktaki istihdamı yeterli seviyeye getirebilmek. Ama sağlıkta istihdam yeterli seviyeye gelmiyor. Çünkü istihdam olacak doktorudur, hemşiresidir, diğer ünvanlardır. Bunların hepsi mutlu, huzurlu çalışmıyor ki. Bunların istekleri, talepleri yeterince karşılanmıyor. Bugün yoksulluk sınırının altında çalışan sağlık emekçisi var. Yoksulluk